Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Coşkun Usta, "Uzamış yeni tip koronavirüs sendromunun bazı hastalıkları tetiklediğini belirterek, sendromunuz varsa test sonucu negatife dönse de iş bitmiş değil. Mutlaka tedavi edilmesi, bağışıklık sisteminin düzenli olarak güçlü tutulması gerekiyor." dedi. Yani gerçekten bazı kişiler COVID hastalığını geçirdikten sonra öksürükleri vücudundaki halsizlikleri, kafalarındaki o bulanıklık hali, kendini iyi hissetmemeleri, yorgunluk ve ağrıları devam ediyor. Bu 3 ila 6 aya kadar devam edebilir. Şu anda bunu öngörüyoruz ama daha fazla da olabilir bu süreç. Bu aslında... Vücudun, bağışıklık sisteminin COVID'e hala reaksiyon gösterdiğinin bir belirtisi. Dolayısıyla COVID geçiren hastaların da mutlaka bu semptomlarını kontrol ettirmeleri ve bu dönemde vücudu destekleyici tedaviler, D vitaminleri, C vitaminleri, çinko, kuersetin dediğimiz hatta melatonini... uzamış COVID sendromu hastayı çok rahatsız edebilen ve önemli bir durumdur. Burada kalp problemlerinden tutunuz, nörolojik problemler, depresyonlar, anksiyeteler gibi gibi birçok hastalığı tetikleyebilen ve aslında hastalığın geçmediğinin bir belirtisi olarak karşımızda uzamış COVID sendromu. Hiç basite alınacak bir durum değil. Biz de bu dönemde Dediğim gibi D vitamini, C vitamini, kuersetin, çinko ve ve bazı takviyeler veya e, besinler üzerinden de bunları kullanarak kendimizi korumamız lazım. İş bitmiş değil. E, dolayısıyla da yavaş yavaş biz bu e, işte. Ee, uzamış Covid sendromunun tedavisiyle ilgilenmeye başlayacağız. Çünkü bu da tedavi edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü e, olasılıkla e, bizim Covid'e saldıran bağışıklık sistemimiz bu sefer e, aşırı aktif olarak kendi hücrelerimize saldırmaya başlayabiliyor veya sinirlerimize, nöronlarımıza saldırarak depresyon, anksiyete veya kalpteki kas hücrelerine saldırabilir veya kaslarımıza saldırarak bizde yorgunluk hali ortaya çıkarabilir. Yürümek, aktiviteli hayat ve doğru beslenme.